daha 3 kuruş para kazanmadan herkes adeta enerji yatırımcısının tepesine biniyor. Buna kamu kurumlarından başlıyor, yerel yönetimler, muhtarlar, herkes. Ya tabii bu izin ve süreçlerde çok yoruluyoruz. Ya mesela işte özellikle ben bu söylediklerim tamamen YK projeleri için. Şimdi YK projesi normalde nasıl oluyor? YK alanlarını ya bakanlık belirliyor, resmi gazetede ilan ediyor veya siz YK alanı önerisinde bulunuyorsunuz bakanlığa. Bakanlık yine YK alanlar için bir prosedür işletiyor. Bu prosedürde 100'ün üzerinde devlet kurumuna yazışıyor. İşte burayı ben YK alanı ilan edeceğim, ne diyorsun diye. Bunun içerisinde tarım var, orman var, şey var, Türk Silahlı Kuvvetleri var, Genelkurmay var, herkes var yani. Herkes tamam derse, kimsenin itiraz gelmezse bu alan YK alan olarak ilan ediliyor resmi gazetede. Dolayısıyla eğer alan meraysa, YK olarak da ilan edilmişse bir daha benim orayı mera dönüştürme işlemi yapmamam lazım. Mera dönüştürme işlemi inanılmaz uzun bir işlem. Kaç tane kuruma giriyor, ta Cumhurbaşkanlığına kadar gidiyor. Eğer bir alan YK ilan edilmişse mera dönüşümünün resmen herhangi bir artık yatırımcının izin süreciye, dönüşüm sürecine başlamadan resmen dönüşümünün yapılması lazım. Eğer orman alanıysa da resmen orman izinlerinin verilmiş olması lazım. Yoksa gidip aylarca ormandan, meradan izin al. Gerçekten çok vakit kaybı oluyor. Ve burada bir sürü sürtünme oluyor. Yine aynı şekilde işte bu inşaat ruhsatı olayı var. Belediyenin ilçe heneri, ilçe belediyesinin eline düştü mü tamam. Kimi diyor ki panelin izni düşümünü alacağım. Yani inanılmaz rakamlar çıkıyor. Onu inşaat kabul ediyor vesaire. Yani ve sadece maalesef onlara ödediğimiz ruhsat harçlarıyla kalmıyor. Belediyeler baskı kuruyor. Çünkü izin vermiyor sana. Sana ruhsat vermiyor. Ceza keserim diyor. İtfaiye ruhsatı veriyor. Gayrisihi müessese ruhsatı veriyor benim enerji tesisime. Hiç belediyenin yetkin olduğu bir alan da değil. Eğer onun başka taleplerini kabul etmezsen diyor ki şuraya şu kadar beton gönder. Buraya bu kadar spor kulübüne bağışta bulun. Yani ta giriş kapısından itibaren yerel yönetimler muhtardan başla. Urfa'daki projede muhtar ekip yolumuzu kesti. 100 milyon lira para istiyor yani. Yayınlansın. Neyse. Yayınlansın. Yani bunda bir şey yok. Yani gerçekten enerji yatırımcısı çok ciddi zaman kaybediyor. Çok ciddi yatırım maliyeti artıyor. Biz enerji yatırımcısı olarak cebimizdeki parayla yatırım yapmıyoruz. Müslük kredi kullanıyoruz, borca giriyoruz. Daha 3 kuruş para kazanmadan herkes adeta enerji yatırımcısının tepesine biniyor. Buna kamu kurumlarından başlıyor, yerel yönetimler, muhtarlar, herkes. Yani dolayısıyla bu işlerin biraz işte imar işlerinin, ruhsat işlerinin, izin işlerinin bana göre bizim tesislerimizin kabulünü kim yapıyor? Enerji Bakanlığı'nın kendisi yapıyor. Kabulünü yaptığı bir tesisin ruhsatını da versin. İmar işlemini de yapsın. Birçok kuruluşun, organize sanayi bölgelerinin bile imar yetkileri var. Yani bakanlıkta bir birim oluşturulup bu yatırım ortamının çok hızlı bir şekilde iyileştirilmesi lazım. Yoksa gerçekten enerji yatırımcısı çok ciddi sıkıntılar çekiyor.